Merhaba arkadaşlar, 16. filmimizde Newton'un hareket yasalarına devam ediyoruz. Sistemlerden bahsedeceğiz. Birden fazla cisimlerin bir arada hareket ettikleri durumlardır. Bir araba ve üzerindeki K cismi A şeklinde olduğu gibi durgun iken yerdeki X ve araçtaki Y gözlemciler K cismini durgun olarak gözlemlerler. Araba B şeklindeki gibi A ivmesiyle hareket ettiğinde K cismi ile araç arasında sürtünme yoksa K cismi yere göre eski konumunu korur. Dolayısıyla X gözlemcisi K'yi duruyor olarak görür. Y gözlemcisi ise araba ile birlikte A ivmesiyle artı X yönde gittiği için K cismini geri yönde A ivmesiyle gidiyor gibi algılar. Unutulmamalıdır ki K cismini etkileyen net kuvvet sıfırdır. Sürtünmesiz bu düzenekte K cismi eğer yatay bir iple araca bağlı ise araç A ivmesiyle hızlanırsa ip K cismini T ip gerilme kuvvetiyle çekecektir. Burada hem aracın hem de K cisminin ivmesi eşittir. Buradaki ip gerilme kuvveti T eşittir M çarpı A şeklinde yazılır. Örnek 1. Kütleleri 2 kilogram ve 3 kilogram olan KL cisimleri yatay düzlemde şekildeki gibi durmaktayken F eşittir 15 Newton'luk bir kuvvet L cismine uygulanıyor. K cisminin ivmesi ve L cisminin ivmeleri isteniyor. Arkadaşlar sürtünme olmayınca K cisminin L cismine hareketini engelleyici bir etkisi olmayacaktır. Buradan L cismini aradan çekip alabiliriz. 15 Newton etkisiyle L cismi ivmeli hareket yapacaktır. F eşittir MA denkleminden F yerine 15, kütle yerine sadece L'nin kütlesini yazıp L'nin ivmesini bulabiliriz. 5 metre bölü saniye kare. Burada K cismi yatayda herhangi bir hareket yapmayacaktır. Bundan dolayı K'nin ivmesine de 0 diyebiliriz. Cevabımız C seçeneğidir. Sürtünmelerin ihmal edildiği sistemde M kütleli araba üzerindeki P cismi arabaya iple bağlıdır. Arabaya F eşittir 60 Newton'luk kuvvet etki ettiğinde ipte T büyüklüğünde gerilme kuvveti oluşuyor. Arabanın kütlesi 10 kilogram, cismin kütlesi 2 kilogram olduğuna göre T kaç Newton'dur deniyor. Arkadaşlar ortak kütlenin ivmesini bulalım. Tüm kütleleri etki eden kuvvet 60 Newton'dur. F yerine 60 Newton yazarız. Harekete katılan toplam kütle 10 artı 2, 12 kilogram. Buradan aracın ivmesini 5 metre bölü saniye kare buluruz. İpte oluşan gerilme için arkadaşlar sadece P cismine etki eden kuvvetlere bakıyoruz. Dinamiğin temel prensibi olan F eşittir MA denklemini P cismine uyguluyoruz. P cismini çeken kuvvet ip gerilmesi T'dir. P cisminin kütlesi 2 kilogramdır. İvme ise ortak ivmedir. 5 metre bölü saniye karedir. Bunları yerine yazdığımızda ip gerilmemizi 10 Newton olarak buluruz arkadaşlar. Cevabımız C seçeneğidir. Bir araç içinde aracın tavana asılmış cismin hareketinin incelenmesine bakalım. Şekil A'da araç durmaya devam ederken M kütleli bir cisim iple tavana bağlıyken ipte T eşittir MG kadarlık bir gerilme kuvveti oluşacaktır. Aşağı kuvvetler yukarı kuvvetlere eşittir. Şekil B'de araç A ivmesiyle artı X yönünde hareket ederken M kütleli cisim yere göre geride kalmak durumundadır. Ancak ipte bağlı olduğu için ip onu çekecektir. Cisim T ip gerilme kuvvetiyle G ağırlığının bileşkesi olan F kuvvetinin etkisiyle ivmeli hareket yapacaktır. Burada cismin dengede olmadığını vurgulamalıyız. Cisim araca göre durgundur ancak araç ivmeli hareket yaptığı için cismin de ivmesi artı x yönünde A kadardır. Cisme etki eden kuvvet sağa doğru F eşittir MA yazılabilir. Öyleyse cisme net F eşittir MA kadarlık bir kuvvet etki ediyor. Ayrıca tanjant alfa'yı burada yazacak olursak tanjant alfa karşı bölü komşu F bölü G. F'i açtığımızda MA, G'yi açtığımızda MG. M'ler sadeleşir. A bölge olacaktır. Örnek 3. Bir araba A ivmesiyle hızlanırken tabanına asılı M kütleli cisim şekildeki gibi araca göre durgun oluyor. Buna göre A ivmesinin büyüklüğü sorulmuş. Arkadaşlar cismin ağırlığı MG. Cisim arabanın hareketiyle beraber hareketlenmiş durumda. Burada tanjant alfa üçgen oluşturacak olduğumuzda 37 derecenin karşısına MA gelir. 53'ün karşısına MG gelir. Tanjant alfa, tanjant 37. Burada tanjant 37, A bölü G olacaktır. G, yer çekimi ivmesi 10 olduğu için
A'yı buradan çekecek olursak A eşittir G çarpı tanjant 37. Tanjant 37 soruda verilmiş arkadaşlar. 0,75'i 10 ile çarptığımızda aracın ivmesini 7,5 metre bölü saniye kare buluyoruz. Cevabımız E seçeneğidir. Örnek 4. Bir aracın içindeki M kütleli cisim araca göre şekildeki konumda hareketsiz kalıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Araç bir yönde yavaşlamaktadır. Bu durumda aracın ivmesi negatiftir. Negatif ivme ile aracın yavaşlamasına sebep olan kuvvet aynı yönlüdür. Bundan dolayı araba yavaşlıyor deriz. Doğrudur. Araç iki yönde sabit hızla ilerlemektedir. Sabit hızla gitme durumunda tanjant alfa oluşmaz arkadaşlar. Açı oluşmaz. Yani ip düşeli bir açı yapmaz. Bu yanlış. Üçüncüsü M kütleli cisim dengededir. M kütleli cisim araca göre hareketsizdir ancak araçla beraber hareket ettiği için dengededir ifadesi kullanılmaz. Buna göre üçüncü yargı da yanlıştır. Doğru olan yalnız bir yargısıdır. Cevabımız A seçeneğidir. Asansör içindeki cisme etki eden kuvvetlere bakalım. Şekil A'da bir asansör şekildeki gibi durgun ise tavanına iple bağlı cisme etki eden net kuvvet 0 olacaktır. Buna göre T1 eksi Mg eşittir 0'dır ve T1 Mg değerini alır. Şekil B'de asansör sabit hızda hareket ediyorsa ivme 0'dır, net kuvvet yine 0'dır. Yine T2 eksi Mg eşittir 0'dan T2 yine Mg kadar olacaktır. Şimdi C ve D şekillerinde arkadaşlar ivmelenme var. İvmelenme durumlarında ip gerilmeleri ağırlıklardan farklı olur. Asansör şekil C'deki gibi A ivmesiyle yukarı yönde hızlanıyorsa denge durumu bozulur ve cisme yukarı yönde net bir kuvvet etki ediyordur. Hareket yukarı doğru olduğundan T3 büyük olan kuvvettir. T3'ten Mg'ye çıkartırız. Bunu da Ma'ya eşitleriz. T3'ü buradan çekecek olursak T3 eşittir Ma artı Mg olacaktır. Arkadaşlar yukarı A ivmesiyle hızlanma ile aşağı yönde A ivmesiyle yavaşlama aynı etkiyi yapar. Eğer cisim aşağı doğru A ivmesiyle yavaşlasaydı yine T3 eşittir Ma artı Mg yazacaktık. Şekil D'de asansör yukarı yönde A ivmesiyle yavaşlamış olsun. Yavaşladığı için aşağı çeken kuvvetin daha büyük olması gerekir. Mg büyük T4'tür. Buradan büyük kuvvetten küçük kuvvete çıkartırsak T4 eksi Mg eşittir eksi Ma denklemini yazarız ki buradan T4'ü çektiğimizde T4 Mg eksi Ma olur. Yani ip gerilmesi önceki şekillere göre azalmış durumdadır. Aşağı yönde hızlanmada da durum böyledir. Eğer asansör aşağı doğru A ivmesiyle hızlanıyor olsaydı yine Mg büyük T4 diyecektik ve aynı denklemleri çıkarmış olacaktık. Örnek 5. Tavanına 5 kilogram kütleli cisim asılı olan asansör şekildeki gibi yukarı yönde 3 metre bölü saniye karelik ivme ile hızlanırsa ipte oluşan T gerilme kuvveti kaç Newton olur deniyor arkadaşlar. Yukarı doğru hızlanma durumunda T büyük Mg'dir. Net kuvvet T eksi Mg eşittir Ma'dır. Buradan T'yi çekersek Ma artı Mg olacaktır. Bu denklemde bilinenleri yerine yerleştirelim arkadaşlar. M kütlemiz 5 kilogram, ivme 3 artı cismin kütlesi 5, yerçek ivmesi 10. Buradan 15 artı 50'den cevabımız 65 Newton olacaktır. B seçeneği. Aşağı yönde ilerleyen şekildeki asansör 3 metre bölü saniye karelik ivme ile yavaşlamaya başlıyor. Buna göre ipte oluşan gerilme kuvveti sorulmuş. Evet yine dengenin bahsedilmediği bir durum. Yani aşağı doğru yavaşlama varsa arkadaşlar T eksi Mg diyoruz. Burada T'nin Mg'den büyük olduğunu söylüyoruz. Bunu Ma'ya eşit diyoruz ve T'yi çekiyoruz. T eşittir Ma artı Mg olacaktır. Verilenleri yerine yazdığımızda M kütlesi 2 kilogram, ivme 3, M kütlesi 2 kilogram, yer çekim ivmesi 10 metre bölü saniye kare, 6 artı 20, 26 Newton olarak buluruz ip gerilmesine. Cevabımız E seçeneğidir.
İki cisim arasında sürtünme varsa arkadaşlar, K ile L arasında sürtünme veriliyor. Altta ise sürtünme verilmiyor. Burada sürtünme katsayısı 0. Bu durumda arkadaşlar cisimler F kuvvetin etkisinde şekildeki gibi ilerlerken K cismi L üzerinde kaymıyorsa bunlar beraber hareket ediyorlardır. Ve K cismini hareket ettiren kuvvet K cisminin altındaki sürtünme kuvvetidir diyoruz arkadaşlar. Her iki kütleyi birlikte hareket ettiren kuvvet evet F'tir. Bundan dolayı F eşittir toplam kütle çarpı A yazılır. Ancak üstteki kütleyi hareket ettiren kuvvet K'nin altındaki sürtünme kuvvetidir. Bunun için de sürtünme kuvveti eşittir K'nin kütlesi çarpı A yazılır. Burada cisimler birbirinden ayrılmadan bunları hareket ettiren F kuvvetinin maksimum değeri ise F maksimum kütlelerin toplamı çarpı ivme. İvme değerimizi şuradan çekiyoruz arkadaşlar. Yani FK bölü MK olarak yazılır. Eğer kuvvet K cismine uygulanırsa yani alttaki L'ye değil de K'den uygulanırsa bu durumda L'yi götüren K ile L arasındaki sürtünme kuvvetidir. Alttaki cisimden ivme bulunur. F sürtünme eşittir. ML çarpı A yazılır. Buradan ivme çekilir. Ve bu maksimum kuvvette yerine yazılır. F maksimum eşittir. MK artı ML olacaktır. Çarpı ivme değeri. Şuradan çektiğimiz ivme. F sürtünme yani K'yi etkileyen sürtünme bölü L'nin kütlesi olacaktır. Örnek 7. Sürtünmesi yatay düzlemde M1 ve M2 kütleli cisimler 25 Newton'luk kuvvetle şekildeki gibi hareket ettirildiğinde M1 kütlesi kaymadan ilerliyor. Buna göre M1 kütleli cismi etkileyen sürtünme kuvveti kaç Newton'dur denmiş. Arkadaşlar kütlelerin ortak hareketiyle oluşan ortak ivme cisimleri etki eden kuvvet bölü toplam kütleden bulunur. 25 Newton'luk kuvvetin etkisindeki toplam 5 kilogramlık kütlenin ivmesi 25 bölü 5'ten 5 metre bölü saniye kare bulunur. Şimdi arkadaşlar cisimleri parçalı düşünüyoruz. Üstteki cisim ve alttaki cismi bir an için ayırıp aradaki sürtünme kuvvetlerinin yönlerine bakıyoruz. Aşağıdan M2 kütleli cisme F kuvveti etki ettiğinde M2 kütlesine göre sürtünme kuvvetinin yönü F'e zıttır. M1 kütlesine göre ise sürtünme kuvvetinin yönü cismin hareket yönündedir ve M1'i götüren sürtünme kuvvetidir diyoruz. Buradan F eşittir MA denkliğimiz yazacak olursak sürtünme kuvveti eşittir M1 kütlesi çarpı A'dan. M1'in kütlesi 3 kilogram. Ortak ivmemiz 5 metre bölü saniye kare olduğundan sürtünme kuvvetini 15 Newton olarak buluruz. Buna göre cevabımız A seçeneği olacaktır. Şekildeki düzenekte yatay düzlem sürtünmesiz. K eşittir 0 yazalım. İki cisim arasında ise statik sürtünme katsayısı 0,6'dır. Cisimler durgun iken Y cismine yatay olarak en çok kaç Newton'luk kuvvet etki ederse K cismi kaymadan ilerler. Yani ortak kütle hareketini düşünüyoruz arkadaşlar. Yine cisimleri parçalı düşünüyoruz. Üstteki X cismini hareket ettiren altındaki sürtünme kuvvetidir. Buna göre ortak ivmeyi bulalım. Sürtünme kuvveti eşittir. X'in kütlesi çarpı ortak ivme. Sürtünme kuvvetini açıyoruz. K çarpı MX kütlesi çarpı G ağırlığı. Eşittir MX çarpı A ortak. Buradan MX kütleleri gidecektir. K çarpı G ortak ivmedir. K yerine 0,6 yazar. G yerine de yer çekim ivmesi olan 10'u yazarsak. Ortak ivmeyi 0,6 çarpı 10. 6 metre bölü saniye kare buluruz. 6 metre bölü saniye kare her iki cisim için yazılacak olursa F maksimum eşittir MX artı M'ye çarpı ortak ivme. Buradan kütlelerin toplamı 3 artı 2 5 6 ile çarptığımızda 30 Newton olarak buluruz arkadaşlar. Bu aynı zamanda şu demektir. Eğer 30 Newton'dan fazla bir kuvvet uygularsak bu ivmenin sonucunda kütleler ortak hareket yapamayacak. X cismi Y'nin üzerinden düşecektir. Cevabımız C seçeneğidir.
Örnek 9. Yatay düzlemin sürtünmesi olduğu şekildeki düzenekte KL cisimleri arasındaki kinetik sürtünme kat sayısı 0,4'tür. F 30 Newton. Kütleler 2 kilogram ve 5 kilogram olduğuna göre cisimlerin ivmesi sorulmuş arkadaşlar. Aynı ipe bağlı oldukları için aynı ivmeye sahiptir bu cisimler. K ile L arasındaki sürtünme kuvvetinin yönü kütleye göre değişir. T ipi sağa doğru çekince K cismini, K'nin altındaki sürtünme kuvveti hareket yönüne ters, sola doğru. L cismini de F kuvveti çektiği zaman ip gerilmesi geriye doğru, sürtünme kuvveti de K ile L arasında oluşan sürtünme kuvveti de L'ye göre yine hareketine ters yöndedir. Önce sürtünme kuvvetini hesap edelim. Sürtünme kuvveti Fs eşittir sürtünme kat sayısı çarpı K'nin ağırlığı. Yani MK çarpı G. Verilenler yerine yazıldığında 0,4 çarpı 2 çarpı 10, 8 Newton olarak bulunur. Bu 8 Newtonluk sürtünme kuvvetinin değeri K için de L için de tabii ki aynı olacaktır. Şimdi her iki kütle için F eşittir MA denklemlerimizi yazalım. K cismine baktığımızda K cismini çeken kuvvet T ip gerilmesi, buna engel olan kuvvet de sürtünme kuvvetidir. Net kuvvet T eksi F sürtünmedir. Eşittir K'nin kütlesi çarpı A yazarız. F sürtünme gördüğümüz yere 8 yazdığımızda, kütle değeri yerine de 2 yazdığımızda T eksi 8 eşittir 2A denklemini buluruz. Buna birinci denklem diyelim. Alttaki L kütlesi için de F eşittir MA denklemimizi yazıyoruz. Önce net kuvvetlere bakalım. Sol tarafa çeken 30 Newtonluk bir kuvvet, zıt tarafa çeken de ip gerilmesi ve sürtünme kuvveti. Bunu da ML çarpı A'ya eşitliyoruz. F gördüğümüz yere 30, sürtünme gördüğümüz yere 8 yazarsak denklemimiz 30 eksi T eksi 8 eşittir kütlesi 5, 5 çarpı A. Buradan 20 eksi 22 eksi T eşittir 5A denklemini elde ediyoruz. Bu da ikinci denklemimizdir. Arkadaşlar 1 ve 2. denklemlerini alt alta yazacak olursak ve buradan T'leri çekecek olursak T'lerin eşitliğinden 2A artı 8 eşit olacaktır 22 eksi 5A. Buradan A'yı çektiğimizde ivme 2 metre bölü saniye kare olarak bulunacaktır. Cevabımız B seçeneğidir. Örnek 10. Şekildeki düzenekte yerle L cismi arasındaki kinetik sürtünme kat sayısı 0,6 ve KL cisimleri arasındaki de 0,4'tür. Arkadaşlar burada her iki zeminde, her iki yüzey arasında sürtünme kuvveti var. Yerdekine 0,6 verilmiş. KL arasına da 0,4 verilmiş. L'nin altındaki sürtünmeyi hesap ederken K ile L'nin kütlesini toplayarak hesap edeceğiz. K'nin altındaki sadece K'nin kütlesinden etkileniyor. L cismine yatay 50 Newtonluk kuvvet etki ederse L cisminin ivmesinin büyüklüğü kaç metre bölü saniye kare olur demiş arkadaşlar. Önce K cismine etki eden sürtünme kuvvetini bulalım. K çarpı yüzeye dik bastıran kuvvet K'nin ağırlığıdır. Verilenler yerine yazıldığında K katsayısı 0,4 verilmiş. Kütlesi 2 çarpı yer çekim ivmesi 10. Buradan 8 Newton buluruz. En alttaki sürtünme kuvvetini bulacak olursak toplam kütlemiz 2 artı 3'tür arkadaşlar. Bunu yer çekim ivmesi ve sürtünme katsayısıyla çarptığımızda bunu da 30 Newton olarak buluyoruz. Sürtünme kuvvetlerimiz hazır. Şimdi L cismine 50 Newtonluk kuvvet etki edecek. K cismi yere göre hareketsiz kalacak. L'yi alttan çekip almış gibi olacağız. Burada L cismi hareket ederken hem altındaki hem üstündeki sürtünme kuvvetlerin yönü 50 Newtonluk kuvvete göre zıttır. Yani net kuvvetini yazarken, L'nin üstündeki net kuvveti yazarken arkadaşlar şöyle 50 eksi Fs1 eksi Fs2. Yani 50'den 8 ve 30 olarak bulduğumuz sürtünme kuvvetlerini çıkararak yazıyoruz. Bunu da neye eşitliyoruz? L'nin kütlesi çarpı A'ya. Çünkü burada hareket eden kütle sadece L'nin kütlesi. F eşittir MA denklemlerinde M yerine arkadaşlar harekete katılan kütleleri yazarız. L'nin kütlesi 3 olduğuna göre arkadaşlar bu işlem sonucunda 50-38 3A. Buradan ivmeyi 4 metre bölü saniye kare hesaplıyoruz arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olacaktır.
Ödev testimizin birinci sorusunda bir grup öğrenci şekildeki eğik düzlemde cisimlerin ivmelerinin hangi niceliklere bağlı olup olmadığını belirlemek için deney yapıyor deniyor. Buna göre öğrenciler aşağıdakilerden hangisini yaptıklarında ivmenin değişmediğini görürler. Amacımız ivmenin sabitliğini ispatlamak. Arkadaşlar burada cismin ağırlığının mg olduğunu biliyoruz. Bu ağırlığın yol tarafındaki bileşeni, tabii iki tane bileşen var ve dik bileşenlerini ayırdık. Burası mg sin alfadır. Dik bastıran kuvvet de mg cos alfa olacaktır. F net eşittir ma. Bu temel bağıntıda kuvvetleri gösterelim. Net kuvvet aşağı doğru çeken mg sin alfa bağıntısıdır. Eğer sürtünme varsa o da ters tarafadır. Net kuvveti göstermek için eksi F sürtünmeyi de buraya yazıyoruz. Eşittir M kütlesi çarpı sistemin de ivmesi. Şimdi ivmenin değişip değişmediğini ne ile anlayabiliriz? Bakın burada her iki tarafta olan kütle değerini Fs'nin daha açık yazılmasıyla sadeleştiğini göreceğiz. Sürtünme kuvvetini K çarpı dik bastıran kuvvet yani Mg cos alfa şeklinde yazacak olursak işte ifademiz şu şekilde Mg sin alfa eksi Kmg cos alfa olur. Eşittir ma olur. Eşitliğin sol tarafını m ortak parantezine aldığımızda bütün m'lerin sadeleştiğini görürüz. Dolayısıyla şurada kalan ivme ifadesi eşitliğin sol tarafını aynen yazıyorum. G sin alfa eksi Kg cos alfa olacaktır. Evet, burada ivmenin nelere bağlı olduğunu bakın yer çekim ivmesine bağlı. Eğik düzlemin açısı alfaya bağlı. Sürtünmeli yüzeyin katsayısına bağlı. Ancak kütleye bağlı değil. Kütle olsa da olmasa da biz aynı ivme değerini elde ederiz. Bundan dolayı cismin kütlesini azaltmak ivmenin değişmediğini gösterecektir. Cevabımız C'dir. A şıkkına bakacak olursak eğik düzlemin eğim açısını arttırmak. Bakın burada açı ivmeyi etkileyen bir faktördür. Eğik düzlemi açısını azaltmak aynı şekilde. Eğik düzlemi cilalayıp parlatmak. K katsayısını kastetmiş. Bu değişirse ivme değişir. E şıkkına bakalım. Cisme düşey olarak kuvvet uygulamak. Cisme eğer kuvvet uygularsak sürtünme kuvvetini arttırırız. Yani mg cos alfa dik bileşeni arttırırız. Bu da sürtünmenin artması yani şu değerin değişmesiyle ivmenin değiştiğini görmüş oluyoruz. Burada etkilemeyen tek faktör kütledir. Buna göre cevabımız C seçeneğidir. İkinci soru, birbirine iple bağlı 2 kilogram kütleli X cismi ile 3 kilogram kütleli Y cismine 50 N büyüklüğündeki yatay kuvvet şekildeki gibi etki etmektedir. X, Y cismler arasındaki ve Y cismi ile yatay zemin arasındaki kinetik sürtünme katsayısı birbirine eşit ve 0,5 olduğuna göre ipte oluşan gerilme kuvveti kaç N'dur denmiş. Her iki yüzeyde de sürtünme var ve katsayı 0,5. Şimdi sürtünme kuvvetlerini hesap edelim ayrı ayrı. Fs1 üstteki sürtünme kuvveti X ile Y arasında bunu oluşturan kuvvet X'in ağırlığıdır. O yüzden sürtünme katsayısını X'in ağırlığıyla çarpıyoruz. 0,5 çarpı 2 çarpı 10, 10 N'dur. Alttaki sürtünme kuvvetini oluşturan her iki kütlenin ağırlığıdır. O yüzden alttaki sürtünme katsayısı yani yine 0,5'i kütlelerin toplam ağırlığıyla çarpıyoruz. Kütlelerin toplamı ise 5 kilogram çarpı yer çekim ivmesi 10'la çarptığımızda ağırlık olur. 25 N olarak buluruz. Şimdi birinci kütle için denklemimizi yazıyoruz. Yani X cismi için denklemimizi yazıyoruz. X cismi için sağa çeken kuvvet T ise sürtünme kuvveti hareketi ters yöndedir ve net kuvvet T eksi F sürtünmedir. Bunu MX çarpı A'ya eşitliyoruz ve temel denklemimizi yazmış oluyoruz. İkinci kütle için 4 tane kuvvet söz konusu arkadaşlar. Birincisi 50 N'luk kuvvet. Diğer kuvvetler ise buna zıt. Nedir onlar? Bir ip gerilmesi var. Bir alttaki sürtünme kuvveti. Bir de iki kütle arasındaki sürtünme kuvveti. Onun da yönü Y cismine göre harekete terstir. F eksi T eksi sürtünme kuvvetleri. Yani Fs1 eksi Fs2 yazıyoruz. Bu da ikinci denklemimiz arkadaşlar. Eşittir. Y'nin kütlesi çarpı ivme. Burada her iki denklemi taraf tarafa topladığımızda artı t ile eksi t
sıfır edecektir. F eksi Fs 1'lerden 2 tane olduğu için 2 Fs 1 eksi bir de Fs 2 olacaktır. Eşittir. Mx artı my'ye ortak paranteze alıyoruz. Çarpı a diyoruz. Yani mx a artı my'ye a ortak parantezde mx artı my'ye çarpı a. Burada kütle değerlerini yerine yazdığımızda 2 artı 3 olur. F yerine 50 yazarsak Fs 1'i yukarıda 10 bulmuştuk. 2 çarpı 10. Fs 2 yine yukarıda 25 bulmuştuk. Burası 50 eksi 20 eksi 25 5 olur. 5 eşittir 5 a'dan ivmeyi 1 olarak buluruz. Bizden ip gerilmesini istediği için ip gerilmesi için bir ya da ikinci denkleme bakacağız. Birinci denklem daha kısa bir denklem. Bunu yazıyoruz. T eksi Fs1 eşittir Mx çarpı A'ydı. Fs1 gördüğümüz yere 10 yazar. X kütlesi yerine 2 yazıp biraz önce bulduğumuz ivme değerinde 1 olarak yazarsak buradan ip gerilmesini 12 N olarak hesaplarız. Cevabımız C seçeneği olur. Şekildeki sürtünmesiz eğik düzlemde K noktasından serbest bırakılan M kütleli bir cisim L noktasına T sürede gelirken ivmesi A, L'deki hızı da V oluyor deniyor. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birincisi A ivmesinin büyüklüğü açıya bağlı mı? Eğik düzlemin açısına bağlı arkadaşlar. Şöyle ki birinci sorunun çözümünde de izah edildiği gibi M kütleli cismin Mg ağırlığının yol tarafındaki bileşeni bu sürtünmesiz sistemde hareket ettirici tek kuvvet. F net eşittir ma bağıntısında bunu görecek olursak net kuvvet gördüğümüz yere Mg sin alfa yazıp eşitlersek buradan kütlelerin sadeleştiğini, ivmenin sadece yerçekimi ivmesiyle eğik düzlemin açısına bağlı olduğunu görmüş olacağız. Dolayısıyla açı etkilidir. İkincisi V hızının büyüklüğü alfa açısına bağlı demiş. Eğik düzlemin daha dik olma durumunda eğer enerjiden gidecek olursak cismin daha büyük bir potansiyel enerjisi olmuş olacaktı. Yani eğik düzlem şöyle dursaydı daha büyük bir potansiyel enerji burada daha büyük bir kinetik enerji olacak. Buradaki V hızının büyük olmasına sebep olacaktı. Başka bir deyişle hareket denkleminden gidecek olursak zamansız hız denkleminden V kare eşittir ilk hız 0. 2 ax'tir. Bakın eğik düzlemin yol uzunluğu değişmemektedir. Burada x sabitken açının değişmesi mesela artması birinci denklemden ivmeyi arttıracak. Bunu gördük. İvme artarsa cismin L noktasına ulaşma hızını arttıracaktır. Dolayısıyla V hızının büyüklüğü alfa açısına bağlıdır deriz. Son olarak T süresini inceleyelim. X eşittir V ortalama çarpı T diyeceğiz burada. Şimdi ortalama hız artacaktır. Bunu ilk iki denklemden gördük. Tekrar edecek olursak açı arttı, ivme arttı. İvme arttı, cismin son hızı arttı. Ortalama hız dediğimiz zaten ilk hız 0'dı. Son hız bölü 2 çarpı T. Yol uzunluğu değişmiyordu. Bu sabit. Ortalama hızımızın şu değerin artması süreyi azaltacak. Dolayısıyla T süresi alfa açısına bağlıdır demiş olacağız. 1, 2, 3 cevabımız E seçeneğidir. Kütleleri sırasıyla 1 kilogram, 3 kilogram ve MZ olan X, Y, Z cisimleri şekildeki sürtünmesiz düzenekte serbest bırakıldıklarında Z cismi ok yönünde harekete geçmektedir. Yani sistemin hareket yönü bize veriliyor arkadaşlar. X, Y cisimlerini birbirine bağlayan ipte 12 N'luk gerilme kuvveti oluştuğuna göre Z'nin kütlesi sorulmuş. Arkadaşlar bize ip gerilmesi değeri verildiği zaman biz o cisimle ilgili F eşittir MA denklemini yazabiliriz. Yani net kuvvet cisim aşağı doğru hareket ettiği için Y'nin ağırlığı büyük olacaktır. Y'nin ağırlığından 12 N'luk ip gerilmesini çıkartır. Bunu MA'ya eşitleriz. Verilenleri yerine yazdığımızda buradan ortak ivmeyi bu hem Y cisminin ivmesidir hem de sistemin ortak ivmesidir. 6 metre bölü saniye kare olarak buluruz. Şimdi tüm sistem için denklemimizi yazalım. F net eşittir toplam kütle çarpı sistemin ivmesi. Net kuvvet şunlardır. 1 kilogram ve 3 kilogramın ağırlığı. Bunlar bir çuvalın içinde gibi. Aşağıya doğru toplam 40 N. Ters tarafa ne çekmeye çalışıyor? Z'nin ağırlığı. Buna da MZ çarpı G yani MZ çarpı 10 yazıyorum. İşte bunların farkıdır arkadaşlar net kuvvet. Bunu yazdıktan sonra eşittir toplam kütle 4 artı mz çarpı sistemin ortak ivmesi. Burada arkadaşlar 6'yı dağıtıp
G yerine 10 yazarsak 24 artı 6 çarpı mz eşittir 40 eksi mz çarpı 10. Mz'ler bir yerde toplanırsa 16 mz eşittir 16. Mz kütlesini 1 kilogram olarak buluruz. Cevabımız D seçeneğidir. Beşinci soru. Bir asansörün tavanına iple bağlı X cismi asansör hareket etmekteyken şekildeki gibi dengededir. İpte oluşan gerilme kuvveti cismin ağırlığından büyük olduğuna göre diyor arkadaşlar. Asansör hangi hareketleri yapıyor olabilir denmiş. Bize verilen bilgi şu. İp gerilmesi cismin ağırlığından büyük. T büyük mg ise o halde F net eşittir ma denklemini şöyle yazmak durumundayız. T eksi mg eşittir ma. Bu ne demektir? T eksi mg yazıyorsak eğer ivme hareketin ivmesi bir yönünde. Ve net kuvvet de yine bir yönünde olacaktır. Çünkü ivme ile kuvvet aynı yönlüdür. İvmenin pozitif olmasını hareket konusundan da bildiğimiz gibi arkadaşlar iki şekilde yorumlayabiliriz. Bir, cisim ya ileri yönde yani bir yönünde hızlanan hareket yapıyordur ya da ters yönde yavaşlayan hareket yapıyordur. O yüzden bu asansör için sadece bir yönde hareket ediyor yargısı yanlış olur. Birinci yargıda bir yönünde düzgün hızlanan demiş. Doğru. İkinci yargıda iki yönünde düzgün hızlanan diyor. Hayır. İki yönünde düzgün yavaşlayan hareket olabilir. Aynı etkiyi yapar. 1 ve 3 diyoruz. Cevabımız E seçeneğidir. Altıncı soru. Yatay düzlemde durmakta olan cisme F1 büyüklüğünde yola paralel kuvvet T süre etki etmekteyken T anında cisme F1 ile birlikte yola paralel F2 büyüklüğündeki kuvvet etki etmektedir. Cisme ait zaman grafiği şekildeki gibi olduğuna göre F1 bölü F2 oranı nedir deniyor. Arkadaşlar önce 0 T aralığındaki ivmeye bakalım. İvme değerini bulalım. A1 delta V bölü delta T. Hız 0'dan 3V'ye çıkmış. Hız farkı 3V. Geçen süre T kadar 3V bölü T. Biz buna 3A diyelim. T 3T aralığındaki ivme büyüklüğüne bakalım. 3 hız 3V iken V'ye düşmüş. Hız farkımız 2V. Geçen süre T 3T arası 2T. İkiler sadeleşti. V bölü T buna da A diyelim. Şimdi birinci durumda yani 0T aralığındaki F eşittir MA denklemini yazalım. 0'dan T'ye kadar sadece F1 kuvveti etki ediyor. Neye? M kütlesine. Hangi ivme? A1 ivmesi. A1 ivmesine 3A demiştik. T3T aralığında ise iki kuvvet birlikte etki ediyor. F1 ve F2. Bunlar birbirine zıt olmalı. Niçin? Çünkü hareketin hızının düştüğünü görüyoruz. Yavaşlayan hareket olduğuna göre uygulanan kuvvet F2 F1'den büyük ve zıt yönlü uygulanmış. F2 eksi F1 yazıyoruz. Eşittir. Yine M kütlesine etki ediyor. Çarpı A2 ivmesi. Ona da A dedik. Biz bunları taraf tarafa bölersek F1 bölü F2 eksi F1. Buradan M'ler sadeleşecektir. 3A bölü A olur. A'lar da buradan sadeleşirse. İçler dışlar çarpımı yaparsak F1 eşittir. 3F2 eksi 3F1 olur. Buradan F1, F2 bir tarafa toplayıp 4F1 eşittir 3F2. F1 bölü F2 oranı 3 bölü 4 buluruz. Cevabımız A seçeneğidir. 7. soru. Sürtünmesi önemsenmeyen şekildeki düzenekte kütleleri sırasıyla 4, 1 ve 5 kilogram olan X, Y, Z cisimlerine bir itme verilerek Y cisminin ok yönünde hareket etmesi sağlanmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur deniyor arkadaşlar. Şimdi eğik düzlem üzerindeki 5 kilograma bakalım. Bunun eğik düzlem doğrultusundaki bileşeni 50 çarpı sinüs 53'te bulunur. Bu 40 Newton'a eşittir. Sinüs 53 0.8. X cismin ağırlığı da 40 Newton. Demek ki sağa çeken kuvvetler sola çeken kuvvetlere eşit. Bu ivmenin 0 olması net kuvvet 0 çünkü ve hızın da sabit olması anlamına gelir. Yargılarımıza bakalım. Y cismi ok yönünde hızlanan hareket yapar diyor. Yanlış. Y cismi ok yönünde sabit hızla hareket eder diyor. Doğru. X cisminin ivmesi 0. Her birinin ivmesi 0'dır. Doğru. 2 ve 3 cevabımız E seçeneğidir. Sürtünmesi yatay düzlemde M kabında katı karbondioksit bulunuyor. Katı karbondioksit arkadaşlar havayla temas ettiğinde
Direkt gaza dönüşen bir maddedir. Yani buradaki musluk açılınca burada kütle kaybı söz konusu olmuş olacak. İlk durumda K cisminin ivmesi A, L cisminin bağlı olduğu ip gerilmesi T olarak verilmiş. M kabının musluğu açılıp karbondioksit kütlesi azalırken A ve T nasıl değişir diye sorulmuş. Arkadaşlar sistemin şu yönde hareket ettiği belli. Burada hareket ettirici net kuvvet L'nin ağırlığı eksi K'nin ağırlığıdır. Eşittir toplam kütle çarpı sistemin ivmesidir. Burada katı karbondioksitin kütle olarak azalmasından dolayı toplam kütlenin azaldığını ifade ediyoruz. Ancak K ve L'nin kütlesi sabit olduğundan buradaki net kuvvet de sabit olacaktır. Burada değişen şey ivmedir ve ivme artacaktır. Yani kütlesi azalan bu sistemin ivmesi artacaktır deriz. Gelelim ip gerilmesine. Buradaki F net eşittir ma temel denklemine bakarak bunu ifade edelim. Aşağı doğru kuvvetimiz L'nin ağırlığı eksi ip gerilmesi T kütle M çarpı A. Bu sistemde neler değişiyor, neler sabit? Buna bir bakalım. Burada GL ağırlığı tabii ki sabittir. L'nin kütlesi değişmiyor. M kütlesi sadece denklemi ben burası için yazdığım için burası L'nin kütlesidir. A da sistemin ivmesi, ortak hareketin sistemin ivmesi. İvmenin arttığını ifade etmiştik. O halde artan anlamında şöyle ok işareti yukarı gösterelim. İvmemiz artıyor. Ne sabit? L'nin kütlesi de sabit. O halde ip gerilmesine ne olur diye bakıyoruz. Eşitliğin sağ tarafının şu çarpımdan dolayı arttığını gördük. İvme artarsa ML A değeri artar. Sol taraftaki şu değerinde artması için GL sabit değerinden daha küçük bir ip gerilmesinin burada çıkarılması gerekiyor. Yani T'nin burada azaldığını söyleyebiliriz. Özetle kütlesi azalan bu sistemin ivmesi artarken buna bağlı olan L kütlesinin ip gerilmesi ise azalacaktır. Cevabımız artar, azalır olup E seçeneğidir. Şekildeki düzenekte 2 kilogram kütleli cisme yatay F kuvveti uygulandığında cisimlerin ivmelerinin büyüklüğü 2 metre bölü saniye kare olmakta. Sistemin hareket yönü F kuvvetinin yönünde olduğuna göre F kaç Newton'dur diye sorulmuş. Arkadaşlar temel bağıntıyı yazarak başlayalım. Net kuvvet yani F kuvvetinden eksi sürtünme olmadığı için burada herhangi bir değer yok. Ancak 3 kilogramın ağırlığı olan 30 Newton burada F kuvvetinin zıttına ters yönde bir kuvvet olmaktadır. Eşittir toplam kütle yazmak gerekirse 2 ile 3'ün toplamı 5'tir. Burada çarpı ivme değeri de 2 verilmiş. O halde bu düzenekte sürtünmenin olmadığı bu düzenekte F kuvvetini buradan 10 artı 30 40 Newton bulmaktayız. Buna göre cevabımız E seçeneğidir. 10. soru. Sürtünmesi önemsenmeyen eğik düzlemde X cismi F büyüklüğündeki eğik düzleme paralel kuvvetle şekildeki gibi çekilirken ok yönünde hızlanmakta ve cismin hareket ivmesi 5 metre bölü saniye kare büyüklüğünde olmaktadır. Cisim hızlandığına göre demek ki arkadaşlar yukarı çeken F kuvveti aşağı çeken kuvvetten büyüktür. Aşağı çeken kuvvet ise X'in ağırlığının yatay bileşeni MXG çarpı sinüs L3'tür. Bunların farkını M çarpı A'ya eşitliyoruz arkadaşlar. Verilenleri yerine yazıyoruz. F kuvveti eksi x'in kütlesine 3, g yerine 10, sinüs 53 yerine 0,8 yazıp m kütlesi yerine yine 3 ve ivme yerine 5 yazar. Buradan f eksi 24 eşittir 15 buluruz. Bizden istenen de F kuvvetinin değeriydi. 39 Newton cevabımız D seçeneğidir. 11. sorumuz esnemeyen ip ve gergin yaya bağlı K cismi asansör içerisinde dengedeyken ipte ve yayda oluşan gerilme kuvvetleri sırasıyla F ve T büyüklüğünde olmaktadır. Buna göre asansör ok yönünde düzgün olarak hızlanırsa F ve T nasıl değişir diyor. Arkadaşlar asansör aşağı doğru hızlı hareket yaptığı için aşağı çeken kuvvetler yani T artı MG büyük olmalıdır yayda oluşan gerilme kuvvetinden. Burada eşittiğimiz yazacak olursak yani F eşittir ma denklemini şöyle yazarız. T artı mg kuvvetinden ters yöne doğru olan yayın gerilme kuvvetini çıkartır. Bunu ma'ya eşitleriz. Buradan F yayı da karşıya atarsak T artı mg eşittir. Ma artı F yay denklemini buluruz.
Şimdi arkadaşlar neler sabit, neler değişken bunlara bir bakalım. Arkadaşlar esnemeyen ip dendiği için K cisminin konumu asansöre göre sabittir. Bu da yayın gerilme kuvvetinde bir değişiklik olmayacağı anlamına gelecektir. Fy eşittir K çarpı X denklemini biliyoruz. K yay sabitidir. X değişmeden göre X de sabit olacağına göre yay Fy değişmeyecektir. Fy sabittir. Mg de sabittir bu denklemde. Çünkü cismin ağırlığıdır. Burada cismin ivmelenmesiyle bir Ma değeri oluşmakta. Dolayısıyla Fy'nin yanındaki şu değerin fazlalığı T ip gerilmesinin artmasına neden olacaktır. Buna göre Fy değişmez. T ip gerilmesi ise artar olacak. Cevabımız E seçeneğidir. Şekildeki düzenekte yalnız M2 ve M4 kütleli cisimler arasında sürtünme vardır. Düzenek dengede olduğuna göre kütleleri karşılaştırılıyor. Arkadaşlar hareketsiz bir sistemde bakın sürtünme kuvvetinden dolayı bunlar birbirinden ayrılamayan cisimler. O halde bunu bir bütün olarak düşünürsek sağa çeken kuvvetle sola çeken kuvvetler birbirine eşit olacak. Yani ip gerilmeleri eşit. Dolayısıyla biz bu ip gerilmesini kütlelerin yanına kadar taşıyacak olursak burada M1'i dengeleyen de aynı ip gerilmesi. M3'ü dengeleyen de aynı. O halde M1G ağırlığı eşit olacak M3G ağırlığına diyoruz. M1 ile M3 birbirine eşit çıkacak. Gelelim M2 karşılaştırmasına. Burada sürtünme kuvvetinin sebebi aslında M2'nin ağırlığıdır. Fs yazarsak buraya. Fs burada teyip gelmesine eşit. Sürtünme kuvvetini şöyle yazalım. K çarpı M2'nin ağırlığı. M2G'dir. Bu da T gerilme kuvvetine eşit. Çünkü bakın sağa çeken T, sola tutan sürtünme kuvveti kime göre? M2 kütlesine göre. Biz T'lerin her birine de zaten M1G, M3G'ye eşit demiştik. O halde T gördüğümüz yere M1G'ye de yazabiliriz. M3G'ye de yazabiliriz. O da eşittir. Şu değer. Yani K çarpı M2G olacak. Şimdi M2'yi hangisiyle karşılaştırmak istiyoruz? Diyelim M3'te karşılaştırmak istiyoruz. G'ler buradan gidecek. Dolayısıyla ne kalacak? M3 eşittir. K çarpı M2 olacak. K burada sürtünme katsayısı 0 ile 1 arasında bir değerdedir. Sürtünme katsayıları küçültücü değerlerdir. Yani çarpılan cismi küçülüyor. Küçültüyor. Demek ki burada M2 de M3'ten büyük olacakmış. Biz M1 M3 eşitliğini bulmuştuk. Buna göre 2 büyük 1 eşittir. 3 olacak. Cevabımız C seçeneğidir.